Bak ya. Ne yapıyorsun? Nasılsın? Seni soranlar oluyor. Evet. Ne demek o peki? Evet, beraber başlayacağız aşkım. Senkronize olacağız. Joy bundan hoşlanmıyor, biliyorum. Değil mi? Joy. Hadi başlıyoruz. Aloha. Bugün Başak Burcu'nun diğer burçlarla uyumunu ele alacağım. Yani ilişkilerde Başak Burcu olacak bu videonun konusu. Açıkçası araya bir yıldan uzun zaman girdi. Yani ben en son astroloji videosunu herhalde bir yıl iki ay falan olmuştur yani çekeli diye düşünüyorum. Demin onu düşündüm bu videoyu işte çekmeden önce. Ama bu kadar uzun ara vermişken ve sizlerden özellikle astroloji ile ilgili çok fazla soru geliyor. O yüzden çok meraklı olanlarınızın olduğunu da bildiğim için ve zaten hani Koç burcundan Aslan burcuna kadar her burcun yani Koç'un, Boğa'nın, işte İkizlerin, Yengecin ve Aslan'ın diğer burçlarla uyumunu ele almıştım ve o yarım kalmıştı. Bu 6. video olacak bu şekilde. Ve hani her videoda azalarak gidecek. Çok kısaca şöyle anlatayım arkadaşlar. Hani bu videoyu Başak Burcuysanız ya da belki Başak Burcu tanıdığınız varsa ve o yüzden açtıysanız öncelikle hoş geldiniz ve aloha diyorum tekrardan. Bunun yanı sıra benim hani Koç Burcu'nu bütün burçlarla uyumunu ele aldığım bir video çekmiştim. İşte Boğa Burcu'nda da aynı şekilde hani böyle böyle her burcu ele aldım uyum anlamında. Lakin mesela Aslan burcunda artık hani Başak'tan başladım. Çünkü diğer burçları zaten diğer videolarda ele almış oldum. Biraz şu anda karışık gelebilir ama ne demek istediğimi şu anda bu videoya Başak burcunun Başak burcuyla uyumundan başlayacağım. O şekilde anlayabilirsiniz diye düşünüyorum. Olabildiğince açık anlattım. Yani mesela hani niye Koç burcunu anlatmadım bu videoda ya da İkizler burcunun uyumu nerede diye sorarsanız onun için İkizler Burcu'na bakın. Orada zaten İkizler Başak uyumu var. Ya da Boğa Burcu'ysanız mesela hani Boğa Burcu'na bakın. Orada Boğa Başak uyumunu bulacaksınız gibi gibi. Biraz uzun anlattım ama ne yapalım artık. Umarım yeterince açıklayıcı olmuştur. Öncelikle Başak Burcu'nu bir hatırlayalım. Başak Burcu dişil bir burç. 6. evin burcuydu. Haritada, doğum haritamızda yani herkesin haritasında değişiyor ama 6. evi sembolize ediyor. Bu da zaten gündelik işler demek ve aynı zamanda sağlık evini temsil ediyor. Bunun yanı sıra dişil, Merkür gezegeninin etkisinde değişken bir burç. Genel olarak hani özelliklerine değinecek olursak, Başaklar çok titiz, yardımsever, kesinlikle mükemmeliyetçi ve eleştirel olma olasılıkları var diyebilirim. Kesinlikle demeyeyim ama hani buna yatkın olabilirler. Ve özellikle kendilerine karşı çok eleştirel davranabilirler. Zaten genellikle de kendilerini çok eleştirdikleri için karşı tarafı da eleştirmeye meyilli olabilirler. Lakin tabii ki de bunun yanı sıra çok sabırlıdırlar. En sadık burçlardan biridir. Öyle herkesle hani kolay kolay böyle haşır neşir olmayı sevmezler. Bir anda samimi olmaktan açıkçası çok hoşlanmazlar. İyice gözlemlerler ve detaycılardır. Gerçekten hani bakıp ve evet bu kişi benim arkadaşım olabilir ya da bu kişi benim sevgilim olur dedikten sonra yollarına devam ederler. Ama eğer ki sizi hayatına almışsa da kolay kolay bir başağın hayatından çıkmazsınız. Tabii ki hani karşılıklı böyle anlaşmazlıklar olmadığı sürece. Evhamlı olabilirler. Evet, aynı zamanda da güven duygusunu çok önemserler. Zaten başaklar için hani güven çok önemli ve iletişimde olmak da aynı zamanda çok önemli. Böyle ihtişama falan da meraklı değillerdir. Yani bir aslanın ihtişamını ya da böyle boğanın hani süsünü püsünü asla bir başaktan beklemeyin. Mesela minimalizm dediğimde o zaten normal bir yaşam tarzı diyebilecek bir burçtur Başak. Ve buradan da hani Başak Başak uyumuna gelecek olursak ben açıkçası iki başağın anlaşmasına %60 veriyorum. Bu da tabii ki de yani en başında belirteceğim bunu bir daha da tekrarlamıyorum. İlla ben %60 dedim diye bu böyledir diye bir kaide yok. Doğum haritası çok önemli ve doğum haritanızda hangi burçların ne şekilde evlerinize dağıldığı, gezegenlerinizin hangi burçta olduğu falan
Bunlar çok önem taşıyor. Ama genel olarak Başak ağırlıklı bir harita ve başka Başak ağırlıklı başka bir haritadan bahsediyorsak, yani birbirlerini belli bir zaman sonra sıkıcı bulabilirler. Rutinden ikisi de çok hoşlandıkları için hani böyle rutin onlara bir yerden sonra böyle bayabilir açıkçası. Bunun yanı sıra böyle değişikliklere, iki burç da değişkendir yani Başak değişkendir dolayısıyla ikisi de öyle, ama böyle yenilikçi midirler derseniz hani orada bir çok da yenilikçi değillerdir diyebilirim. O yüzden hani olabilir olmayabilir ama benim yüzden bu iki yani Başak Başak uyumuna %60 olacak. Şimdi Başak Burcu'yla Terazi Burcu'nun uyumuna gelecek olursak, öncelikle bir de aklımdayken şunu da söylemek isterim. Başak toprak elementi ve Terazi hava elementi. Aynı zamanda bir de hani ben burçların gölge yanlarını ele aldığım bir video çekmiştim. Başak'ın arkası balık. Balık Burcu'na geldiğimizde zaten ondan da kısaca size bahsedeceğim. Lakin Başak Terazi Burcu açıkçası hani %80-85 uyumludur diyebilirim. Hatta bu daha da yüksek olabilir. Bunun en büyük sebebi Terazi zaten böyle daha dışa dönüktür genel olarak. Başak daha içe dönük olabilir. Dolayısıyla orada birbirlerini dengelerler. Bunun yanı sıra Terazi öncü bir burç ve Başak değişken dedim. Dolayısıyla buralarda da aslında birbirlerine iyi gelirler. Ve Terazi'nin o sosyalliği, diğer insanlarla tanışmayı, konuşmayı sevmesi biraz böyle boş vermişlerdir de aynı zamanda. Ve dediğim gibi yani insan ilişkilerini çok önemserler. Kolay kolay tek başlarına kalamaz teraziler. Ve Başak ne kadar çalışkansa ve ne kadar disiplinliyse ve ne kadar sabırlıysa terazi de bir o kadar çalışkan olmayabilir. Böyle gerçekten keyif yapmaktan, yatmaktan keyif alabilir. Ve o kadar sabırlıdır da diyemem. Zaten hani hava elementleri genel olarak çok fazla sabredemeyebilirler. Öğrenmeleri gereken şeylerden biri zaten hava elementlerinin daha sabırlı olmaktır. Dolayısıyla bu noktalarda bir Başak ve Terazi birbirine çok iyi gelebilir. Aynı zamanda biri dişil, biri eril. O açıdan da zaten birbirlerine uyum sağlarlar diye düşünüyorum. Başak akrep uyumuna gelecek olursak, Başak toprak, akrep su. Ve akrep aynı zamanda dişil bir burç ve sabit bir burç. Ben uyumlarına genel olarak %70-75 verebilirim. Bunun da sebebi yani akrep biraz zaten bildiğiniz üzere hani artık çevrenizde de tanıdığınız buram buram akrepler diyeceğim varsa bilirsiniz. Hani aslında ben mesela bir kova akreple çok iyi anlaşır genel olarak ama akrep öyle herkesle anlaşmayabilir. Çünkü mesela sözünü esirgemez, gerçekten çok sert ve böyle keskin bir şekilde konuşabilir. Ve Başak akrebe göre daha ılımlı olduğu için bu anlamda hani anlayamayabilir. Neden bu kadar sert ya da neden bu kadar keskin konuşuyorsun diyebilir ona zaman zaman. Ama bir de şöyle bir şey var, ben bunu daha önceki videolarda da belirtmiştim, hatırlıyorum. Gelişkin olan akrep var, bir de gelişkin olmayan akrep var. Buna hani böyle %0'dan %100'e kadar giden bir yol olarak düşünün. Ve mesela bu kişi %60 gelişkin akrep ise genel olarak hani anlaşabilirler. Ama hiç gelişmemiş bir akrepten bahsediyorsak, yani bu da ne demek oluyor? Kin tutmaya meyilli ve öç almaktan hani keyif alabilir. Hani olumsuz özelliklerini sıralıyorum ama hani her burcun gölge yanı var. Akrebinde bunlar. Sözünü esirgemeyen, dediğim gibi zaten böyle bıçak gibi keskin bir şekilde konuşabilen, fazla tutkulu olabilen bir burç olduğunu, yani olumsuz özelliklerinin tırnak içinde bu olduğunu varsayarsak gelişkin olmayan akrepten bunları görebiliriz. O yüzden de hani bu anlamda her burcun kendini geliştirmiş olması da burada çok önem taşıyor. Başak ve Yay'ın uyumuna gelecek olursak, zaten Yay burcu ateş ve eril. Aynı zamanda gezegeni, akrebin bu arada gezegeni Plüton'du. Terazinin neydi? Terazinin Venüs ve Yay burcunun Jüpiter. Jüpiter zaten aynı zamanda şans gezegeni diye de geçiyor. Yani Yay burçlarıyla zaten anlaşamayan ya da anlaşmayan çok az burç vardır. Çünkü Yay burcu bir şekilde altından girer, üstünden çıkar ve kendini size sevdirir. Sosyal kelebektir diyebiliriz ama daha mesela bir teraziye göre ya da bir ikizlere göre hatta daha derine inmeyi sever. Yani
yüzeysel konuşmalardan çok daha derin sohbetlerden hoşlanabilir. Genel olarak tabii ki burada bahsediyorum. Başak'la yayın uyumuna açıkçası %90 verebilirim. Ama burada hani gerçekten birbirlerini gelişkin olup da dengeleyebilen Başak Yay'dan bahsediyorum. Çünkü Yay maceracıdır, risk almayı sever, yeniliklerden hoşlanır. O böyle rutinden hiç hoşlanmaz. Başak ama rutinden hoşlanıyor, o ona yenilik katar. Aynı zamanda Yay ateş olduğu için daha böyle tez canlı, yani istediği bir şey hemen olsun isteyebilir. Başak orada onu dengeler, daha böyle mantıklı ilerleyelim, bir bakalım, analiz edelim, bir gözlemleyelim. Ona göre zaten hareket planımızı yaparız diye yaklaşacağı için Yay burcuna, dolayısıyla yani Yay burcu kadınına ya da erkeğine, buralarda birbirlerine çok iyi gelebilirler. Onun rutinini değiştirmek de, yani Yay burcu Başak'ın rutinini değiştireceği için ve buralarda onu ona meydan okuyacağı için, aslında tam tabirle orada böyle birbirlerinin ilişkisi gerçekten bir dans olabilir ve bu aslında çok keyifli bir dansa dönüşebilir. Niye böyle yaptım bilmiyorum ama işte anladınız siz beni diye düşünüyorum. Başka ya söyleyeceğim aslında birçok şey var arkadaşlar ama böyle videoyu çok uzun tutmamak adına da böyle ilk aklıma gelenleri sizlerle paylaşıyorum. Bu yüzden yeri gelmişken şunu da söylemek isterim. Tabii ki de hani en başta dedim, böyle spesifik uyum sormayın ama sizin aklınıza gelen, belki siz de astrolojiyle ilgileniyorsanız işte şey diyebilirsiniz. Bence Başak Yay uyumunda bir de şu var ya da işte şu konularda anlaşamazlar gibi gibi, hani sizin de düşünceleriniz varsa ve özellikle astrolojiyle ilgili hani bir donanıma sahip olanlarımız varsa, hani o kişilerin yorumları çok kıymetli. Çünkü o yorumları birçok arkadaşımız okuyor. Ve ben de bu tarz yorumlar bırakırsanız, paylaşırsanız gerçekten çok müteşekkir olurum diyorum. Ve şimdi sıradaki burcumuza geçiyorum. Başak-Oğlak uyumuna gelecek olursak, Oğlak burcu dişil bir burç. Satürn gezegeninin etkisinde ve aynı zamanda toprak elementine sahip ve öncü. Öncüydü değil mi? Ben kendimi yanıltmayayım da evet, öncü. Ya oğlaklar, açıkçası Başak oğlak, yani böyle benim aklıma direkt biraz sıkıcılık geliyor. Neden diye soracak olursanız, hani oğlak çünkü çok çalışkandır. Gerçekten sebat eder ve başarı onun için çok önemlidir. Gerçekten yani oğlak kadını olsun, oğlak erkeği olsun, başarmak için çalışmayı sever. Ama bir Başak çalışmaktan keyif alır. Yani oğlağın aslında esas haz aldığı nokta başarıdır. Ama Başak burcunun çalışmaktır. Dolayısıyla her ne kadar burada hani ikisi de çalışıp bundan keyif alıyor gibi gözükse de, ikisinin de en son noktada haz duydukları şey birbirinden farklıdır. Ama burada hani ilişkiden bahsettiğimiz için, iki yani Başak da Oğlak da hep çalışıyor olacağı için, genel olarak nasıl bir uyumdan bahsedebiliriz derseniz, ben açıkçası %45 hadi %50 civarlarında verebilirim. Oğlak öncü, yani bir şeyi aklına koyduğunda ona ulaşmaktan keyif alır. Burada genel olarak Başak daha destekleyici pozisyonda bırakabilir kendini. Yani alıcı olan Oğlak, verici olan Başak olabilir ve bu noktada bir yerden sonra da artık Başak'a gına gelebilir. Çünkü hani iki tarafın da hem alıcı hem verici olması tabii ki de ilişkide bence çok önemli bir nokta. Ama bir taraf fazla alıcıysa ve diğer taraf da hani fazla verici pozisyonda kalıyorsa, bu bir yerden sonra ilişkilerine zarar verebilir. Çok fazla ikisi de yeniliğe açık olmayabilirler ya da böyle yeni yerlere gitmekten, ne bileyim, aslında çalışmaktan, zaman bulamamaktan şikayet edebilirler ama bunun için hiçbir şey de yapmayabilirler. Dolayısıyla burada hani bir de ikisi de toprak, hani ikisi de toprak olduğu için aslında ikisi de sakin. Birinin böyle biraz daha hareketli olması gerekiyor. Mesela atıyorum, Oğlak burcudur ama yükseleni ateş ya da hava elementine sahip bir burçsa, yine biraz olsun birbirlerini dengeleyebilirler gibi gibi, yani bunlara da dikkat etmekte aslında fayda var. Ama genel olarak buram buram Başak ve buram buram Oğlak çok fazla anlaşamayabilirler demem gerekiyor sizlere. Başak Kova uyumuna gelecek olursak, artık zaten beni biliyorsanız hem burcum Kova hem yükselenim Kova ve kendimden o yüzden yola çıkacağım. Bunu yani bilenleriniz vardır, böyle podcast'te falan da paylaşmış ama gerçi burcunu da paylaşmadım. Belki ilk defa da paylaşıyor olabilirim.
Arkadaşlar benim en uzun ilişkimi yaşadığım 2,5 yıllık bir ilişkim olmuştu. O ilişkiyi yaşadığım kişi buram buram Başak'tı. Ve hani o ilişkiden tabii ki de sadece ona bakarak bir Başak'la bir Kova şu kadar anlaşır diyemem. Ama Başak burçlarıyla tabii Başak burcu olan arkadaşlarım da var. Onlarla ilişkime de baktığım zaman genelde bana çok iyi geliyorlar. Neden derseniz Başaklar Kovaları daha dengeliyor. Çünkü hava eril, aman Kova burcu eril bir burç. Hava elementine sahip ve sabit. Ama Başak değişken, toprak elementine sahip, yani daha sakin. Bir şeyi yapmadan önce düşünmemizi sağlıyor. Hani Kovalar daha böyle tez canlı, hani zaten Uranüs ve Satürn diye de geçiyor ama genel olarak Uranüs'ün etkisinde. Dolayısıyla hani Kovaları çok böyle aslında dizginliyor olumlu anlamda. Kovalar uyum sağlayabilirse, hani çünkü çok böyle ukala olabiliriz biliyorsunuz yani ve kendi başımıza buyruk ve özgürlüğümüze çok düşkün ve aynı zamanda bunu biraz da inatçılık olarak algılayabilecekleri için bu yönlerimizi de biraz ilişkide, yani bir Başak burcuyla ilişki içindeysek dengelememiz gerekiyor. Çünkü bunu dengeleyebilirsek ya da ortak paydada buluşabilirsek gerçekten o ilişki çok verimli bir ilişki olabilir. Ve bu noktada aslında Başak bize çok güzel şeyler katabilir. Daha sakin olabiliriz. Bir şey yapmadan önce dediğim gibi hani düşünebiliriz. Biraz sabır gösterebiliriz. Ve ulaşmak istediğimiz her neyse hani biz böyle daha kısa yoldan gidelim. Ya da her an böyle yeni fikirler aklımıza çok kolay gelebiliyor. Bunları biraz daha böyle belki not edip tamam onu da zamanı gelince ele alırım diyebiliriz. Başka yani burada tabii ki de benim güney ay düğümüm Başak. O yüzden hani biraz bende Başak etkisi de var ama haritamda genel olarak Başak yok. Detaycı olabilir Başaklar. Bir burada hani Kovaları sıkabilir ve ilişkide özellikle hani çok fazla böyle neredeydin. Genelde bu arada Başaklar kıskanç değildir. Öyle hani sizi de sıkmazlar. Çünkü bu anlamda da kendilerine güvenirler ve bir ilişki içine girdilerse sizinle size emin olun ki... Size emin olun ki güvenmişlerdir ve bu güveni zaten duydukları için bu ilişkiye başlamışlardır. O yüzden hani onlarla ilişkinizde böyle gereksiz kıskançlıklar yaşamazsınız ki bu da Kova'nın çok hoşuna gider. Genel hatlarıyla böyle ve Başak'la Balık burcunun uyumuna geldik. Balık su elementine sahip, dişil ve Neptün gezegeninin etkisinde olan bir burç. Çok merhametli, çok yardımsever. Çok iyi bir dinleyici, empati yeteneği diyeceğim buna. Empati yeteneği çok yüksek, çok şefkatli genel olarak ve ben bunu Balık burcu videomda da söylemiştim. Hani böyle duyguları sünger gibi çekebilir ve bir yerden sonra o kadar çok herkesin derdini hissediyor ki hani sadece dinlemesi bir yana çok fazla hissettiği için bu duygular ona çok gelebilir. Dolayısıyla Balık burcunun da kendini sağaltmasının bir yolunu bulması gerekiyor. Biri böyle rutinden hoşlanıyor, diğeri bu kadar çok rutin, yani Balık burcu o kadar çok rutinden hoşlanmayabilir. Hani bir gün oraya gittik, yarın buraya gidelim diyebilir. Ama mesela şurada da bir ayrım olabilir aralarında. Başak genelde yalan söylemekten hiç hoşlanmaz ve gerçekten bir şey nasılsa onu olduğu gibi söyler. Yani dolandırarak da konuşmaz. Mesela ben Başak olsaydım böyle konuşmazdım. Böyle uzun uzadıya da cümleler kurmaz çünkü Başak. Gayet net. Zaten o kadar çok fazla da konuşmazlar. Yani Başaklar için konuşkandır diyemem mesela. Ama Balıklar şimdi yalan söylemeye meyillidir demiyorum. Ama beyaz yalanlar söyleyebilirler. Ve bu Başakların hiç ama hiç hoşuna gitmez. O yüzden aslında buralarda birbirlerine dikkat etmeleri gerekiyor. Daha doğrusu hani Balık bunu çok fazla tekrarlarsa hani karşısındaki kırılmasın diye yapar bu arada bunu. Ama Başak bunu çok normal olarak çok farklı ve çok yanlış anlayabilir. O yüzden burada onun güvenini sarsabilir ve Başak'ın da güveni sarsılırsa bir daha güvenini kazanmak biraz zor olabilir. Bu noktada gerçekten çok dikkat etmekte fayda var. Başak burçları çok eleştirel ve mükemmeliyetçi olabilir ve bu balıklara iyi gelmeyebilir. Çünkü balıklar öyle eleştirilmekten çok hoşlanmazlar. Aksine onlar daha böyle hayal dünyasında yaşamayı da severler. Yani iyilik, güzellik, sevgi falan hani böyle onlar için böyle biraz
ne denir? Hani böyle pembe bir balonda mı yaşıyorsun derler ya bazılarına. Hani balıklar biraz öyle yaşayabilirler ve bu bence gayet de güzel bir şey. Aynı zamanda ama gölge burcundan bahsetmiştim videonun bir bölümünde. Başağın gölge burcu balık, balığın da başaktır. Bu ne demek oluyor? Yani biz aslında yani siz beni şu anda görüyorsunuz ve ben diyelim Başak burcuyum ve sizin gördüğünüz tarafım Başak. Ama arka tarafım, sırtım yani benim de sizin de göremediğiniz tarafım da balık. Yani Başak'ın balıktan öğrenebileceği ve balığın da Başak'tan öğrenebileceği çok fazla şey olabilir. Bu arada hani dilerseniz şuraya bir yerlere koyarım. Burçların gölge yanları diye bir videom vardı. Orada hani her burcun gölge yanından bahsettim. Burada tabii ki de hani her burç illaki gölge yanıyla beraber olmalı gibi bir şey söylemiyorum. Ama kendinizde yatsıdığınız, daha doğrusu siz Başaksınız mesela, Balık burcunda yatsıdığınız bazı özellikler varsa kendinizde de o özellikler var mı? Ya da o burcun o özelliğini neden yatsıyorsunuz? Bunu bir sormanızda fayda var diye düşünüyorum. Ve Başak Balık uyumuna ben %85 veriyorum. Hatta daha da yüksek olabilir ama genel olarak %85 diyelim. Ve artık arkadaşlar bu videoyu burada bitiriyorum. Bu arada sorularınıza, yorumlarınıza gerçekten çok açığım. Aynı zamanda Başak burcuysanız siz hangi burçla ilişki içindesiniz ve siz anlaşıyor musunuz? Anlaşamıyorsanız eğer nerelerde anlaşamıyorsunuz? Bunu da yorumlarda paylaşabilirsiniz. Instagram'ı da buralara bir yerlere koyacağım. Dileyenler takip edebilir. Takip etmezseniz de canınız sağ olsun diyorum. Asla hiçbir şeye zaten zorunlu değilsiniz. Ama ben Instagram'dan şöyle bir fayda sağlamak istiyorum açıkçası. Hani YouTube'la böyle bazı içerikleri sizlere soru sorarak ilerletmek istiyorum. Ve Instagram'dan hani storylerde soru sorup sizlerden cevap alıp hani YouTube içeriklerini ona göre hazırlamak zaman zaman çok keyif veriyor bana. Bu anlamda da tabii ki de siz de takipte kalır. Hani görürseniz tabii ki bana geri bildirimde bulunacaksınız gibi gibi işte konular var. O yüzden de kıymetli diyorum ve aynı zamanda bu videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, beni sevdiyseniz desteklemek isterseniz abone olup bildirim zilini açarsanız gerçekten çok memnun olurum. Genellikle her cuma 6'da video geliyor. Çok istisnai bir durum olmadığı sürece. Ve şimdilik bu kadar olsun. Haftaya bambaşka bir videoda görüşmek üzere diyorum. Sevgiyle, neşeyle, aşkla, coşkuyla ve en önemlisi de sağlıkla kalın. Mahalo diyorum. Görüşmek üzere haftaya. Vay! Little Mermaid, küçük deniz kızı. Bu arada şu yollarım artık highlighterlar sürüyorum. Bilmiyorum, belli oluyor. Highlighter değil de aslında simli fan. Böyle işte bizden havadisler. Bununla kapatalım. Görüşmek üzere haftaya.